öncelikle. Sizi en çok eleştirdikleri yer ve muhtemelen eleştirecekleri yer, bu seçim sürecine zaten Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber gittiğiniz, hatta onun veda konuşması gibi grup konuşmasında sizin gözyaşlarınızı tutamadığınız, ne değişti, ne oldu, işte partiyi bölüyor eleştirilerine çok maruz kalacaksınız. Bunlar için ne diyorsunuz? Bir. İkincisi, sizi ilk tebrik eden Twitter'dan Ekrem İmamoğlu oldu. CHP değişirse Türkiye değişir diye. Beraber mi hareket ediyorsunuz? Son olarak kaybederseniz CHP milletvekilliğinden ve partinizden istifa edip başka bir hareket kurar mısınız? Bahar Hanım, sondan başlayayım. Özgür Özel kaybederse partinin neferi olarak çalışmaya devam eder. Özgür Özel, bırakın kaybetmeyi, peşinden koşsanız, kovalasanız, onu zorla uzaklaştırmaya çalışsanız baba evinden ayrılmaz. Burası Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir. Diğer taraftan çok sayıda milletvekilimiz, parti meclisimiz, belediye başkanımızla birlikte Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da paylaşımını az önce gördüm. Bundan da büyük bir memnuniyet duydum. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer gibi Ekrem İmamoğlu da bu partinin bir evladıdır. Onun değişim konusundaki yaklaşımını ve bu sürece olan yaklaşımını önemsiyorum. Ben sadece Sayın Ekrem İmamoğlu'yla değil, bu parti iyi olsun diye. Seçim gecesi artık bu partinin kadınları, gönül verenleri tülbentini sirkeye basıp da basına bağlamasın, o tülbentiyle halay çekebilsin diye bir umudun peşinden yürüyoruz. Bir daha kaybetmek istemiyorum diyen, bir daha ikinci parti olmak istemiyorum diyen, bir daha partinin ışıkları erken saatlerde sönsün istemiyorum diyen herkesle el ele, omuz omuza birlikte yol yürüyeceğiz. Bu partiyi birleştireceğiz, bütünleştireceğiz. İlk başta da bir sorunuz vardı. Üç soru olunca ilk soruyu alabilir miyim? Sizi en çok bu sürece beraber gittiniz. Partiyi bölmekle çok fazla eleştirecekler. Ne oldu da şimdi böyle diye. Bunlara karşı nasıl bir cephe alacaksınız veya ne söyleyeceksiniz diye. Hazır mısınız diye. Cumhuriyet Halk Partisi gibi demokrasiyi içselleştirmiş partiler rekabetten zayıf düşmezler. Yarışlarda bölünmezler. Aksine buradan güçlerini tahkim ederek, yenilenerek, gençleşerek ve umutlu olarak yollarına devam ederler. Ben böyle bir sürecin katkı sağlayacağını, böyle bir sürece katkı sağlayacağını değerlendiriyorum. Ben siyasette kameraların önünde üç kez ağladım. Bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin balkonunda mazbatamızla birlikte İstanbul Büyükşehir'i Tayyip Erdoğan'ın yönettiği ve yönettirdiklerinden teslim almaya gelirken karşımdaki kalabalığın gözyaşları içinde el sallamalarına karşılık verirken ağladım. 7 yıl boyunca hiç atlamadan, aksatmadan takip ettiğim Soma davasının sonunda birileri ölenleri suçlu bulup katilleri serbest bıraktığında andolsun ki hesap soracağız derken ağladım. Bir de 8 yıldır grup başkan vekilliği, 11 yıldır milletvekilliği yaptığım partimde, bu benim bu kürsüden son konuşmam, Türkiye'yi yönetmeye hep beraber gidiyoruz dediğinde hepimizin inandığı, güvendiği liderimiz veda ederken ağladım. Gözümden yaşan, akan her damla yaş bu partime de, bu partinin tüm üyelerine de helal olsun. Hiç utanacak bir şey yok. Mahmut Aydın, gündeme dair her şey. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Ankara gazetecileri ne zaman aday olacağınızı bekliyordu. 10 yıldır adınız kulislerde konuşuluyordu. Umarım başarılı olursunuz. Benim iki kısa sorum var. Birincisi, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını ilan etti. Siz genel başkan seçilirseniz aynı isimlerle devam edecek misiniz? Yoksa tutum belgesinden biraz önce söylediğiniz gibi bir ön seçim yöntemi benimseyecek misiniz? İkinci sorumda seçimlerde beraber çalıştınız, Diyarbakır'a gittiniz. Sayın Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları ve arkasından gelişen olaylar oldu. Soruşturmalar açıldı. Parti sözcüğünüz de açıklama yaptı ve yetkili kurullarda durumu değerlendireceğini söyledi. Siz Sayın Sezgin Tanrıkulu'ya sahip çıkacak mısınız, destek olacak mısınız? O konudaki tutumunuz nedir? Teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bir genel başkanın parti meclisinin yetkisinde olan bir konuda parti meclisi ki
adayların belirleneceği ve resmi takvim içinde bildirileceği parti meclisi kurultaydan sonra oluşacak. O parti meclisinin yetkisi olan bu konuda bu kadar kesin bir söz söylemesini yadırgarım. Ben olsam yapmam. Peki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için orada yerel yöneticilerin yeniden aday gösterilmesinde mutlak memnuniyete, halk memnuniyetine, vatandaş memnuniyetine dayalı objektif kriterlerden bahsettik. Bugün baktığınızda her ikisi de bugüne kadar görülmemiş bir memnuniyetle karşılanıyorlar bizim elimizdeki ölçümlerde. Genel Başkan da bundan bahsetti. Kamuoyu da bunları yakından takip ediyor. O durumda adaylıkları için bir sorun olmaz. Ama kararı Genel Başkan, o günkü Genel Başkan değil, o günkü parti meclisi verecektir. Sezgin Tanrıkulu meselesi bir olgu olarak, yani bu toplantının konusu olmamakla beraber, bir olgu, bir yönetim anlayışı olarak değinmek istediğim bir konu. Sezgin Tanrıkulu kendisine bir canlı yayında terörist diyen ve Atatürk'e hakaret ettin diyenlere cevap vermek üzere canlı yayına bağlanır. Canlı yayın sırasında kendisine Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilgili bir soru yönlendirilir. O konuda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin verdiği soru önergesine verdiği cevap o kısmıyla alınır ve bir linç kampanyası başlar. Oysa kendisinin bahsettiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı 1980'lerin hepimizin utanç doğduğu ve Kürt sorununu kronikleştiren, en derin hale getiren o utanç döneminde bazı TSK mensuplarının, utanç duyulacak bazı mensupların helikopterden attıkları köylülere ilişkin bir karardır. Sezgin Bey, böyle şeyler geçmişte olmuştur. TSK'dan şaibeyi kaldırmak için bu sorular sorulmak durumundadır demiştir. Ama genel kayıt yerine sadece TSK bu köylüleri atmadı mı kardeşim kısmı verilmiş ve büyük bir linç kampanyası başlamıştır. Üzüntü verici olan bu kampanyanın bu hale dönüşmesine bizim aktrollerin, AK Parti sözcülerinin, AK Parti'ye müzahir kalemlerin hedef göstermesiyle o kısa videoyu izleyerek çanak tutan, katkı veren yaklaşımdır. Elbette benim genel başkanlığımda da partimdeki milletvekillerinin partimizin görüşleriyle bağdaşmayan, eleştiriye açık ya da parti içinde sorulacak ve soruşturulacak ifadeleri olabilir, gereği de yapılabilir. Ama bu asla bir aktrolün paylaştığı 35 saniyelik videoya paldır küldür onlarla yarışarak tepki vererek değil, işin doğrusu gerçeği araştırılıp kendi evladımız birilerin önüne atılmadan yapılır. Sonra bir suç, bir kusur varsa o elbette partinin yetkili organları tarafından karara bağlanır. Bizim yaklaşımımız bu şekilde olacaktır. Buyurun. Seçilmeniz halinde, şimdi bir de ittifaklar tartışılıyor. Seçilmeniz halinde